izlediğin dönemden bir Fenerbahçe 5'i alacağım senden. Hatta bir 6. adam da tamam. alabilirim. Şey koyayım ya. Bobby Dixon'ı koyayım bir numaraya. Sonra Cuma. Çok zor bir soru. İki boktan abi işte bir mecbur. <laughs> kaçarı yok. <laughs> Datome. onu da çok severim. Onda kaçarı yok yani. 4'e Yudo, altı bu olsun. <laughs> <laughs> o altı o altı olmasın mesela gerçi. Kenardan, Kenardan, biraz şey getirelim bir, bi, dur. falan getirirsin diye. Ooo salamon olabilir. <laughs> Aynen salamon olsun. Mutlu günler sevgili basketbol severler. Migros Hemen'in sunduğu Euroleague Basket Podcast'a hoş geldiniz. Bugün yanımızda konuk olarak gerçek bir basketbol sever var. Ahmet Kürşatöç alan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun. Biraz gerildim çünkü az önce zaten 50 dakikalık bir programı kapıda çektik. Hatta buraya <laughs> konuşacak neyimiz kaldı diye de Yok, düşünüyorum çok ya, ama. Çok, konuşacak çok şey var ya. Abi klasik bir soruyla başlayayım. Lül'ün şutunda nasıl bir reaksiyon verdin? Lül keyif aldın mı? İnanılmaz keyif aldım. Yani hakikaten bağırdım bile yani yani çok sevindim ya. Yani <laughs> tepki çekebilir mi? Real Madrid destekleyen. Çünkü Real Madrid hani genelde Euroleague'de en sevilmeyen evet. takımlardan bir tanesi. Hele bu sezon. Ya yani evet çirkeflik noktasında <laughs> iyilerdir yani bayağı Ama hani bu sezonuna özel yaşadıklarımızdan ötürü bazı sebeplerden ötürü sevindim ya. Maç esnasında Kürşat abiyle sohbet ediyorduk zaten oradan da anladım. Bir de şey yani her şey bir yana hakikaten Yul, Rodriguez yani basketbol severler için de çok değerli figürler aslında. Hani adamlar şey winner yani hakikaten. Yani gül otopa çıkarken o atacağını düşünüyor herkes yani. O topun gireceğini düşünüyor. Ve adam bunu hep başarıyor ya neredeyse Real Madrid bunu hep başarıyor. Bu da çok özel bir takım ya hakikaten. Real Madrid çok özel bir takım yani. Ben Fenerbahçeliyim tabii ki ama Fenerbahçe diliğimin dışında yurt dışında da hani Real Madrid desteklerim hani bir yandan. Hani futbolda da öyledir. Yani basketbolda çok real madde değilim çünkü Fener, Fenerbahçe zaten o seviyede yani. Ee, tabii ki real madde hiç sevmem yani basketbolda. O e, bir seri vardı hatta onları 3-0 yendiğimiz bir seri. Oceani'ler falan. Evet o müthiş maçtı mesela hani müthiş keyif almıştım yani o maçtan da. Ama Olympiakos maçı özelinde e, Real'liydim yani bu sene. <laughs> O zaman biraz Euroleague mi derim yoksa biraz genel dizi sohbetiyle mi başlayalım? Yani ben de o konuda kararsız kaldım abi. Real Madrid'den şimdi açtın oyunu ama bu sezonki hikayede o Partizan eşleşmesi. Orada şey ne düşünüyorsun? Sanırım. Tabii senin bir Obradovic sempatini evet, de biliyoruz birçok Fenerbahçeli gibi. Ya, tabii tabii yani. Biraz sanki ekstra antipati yarattı Real Madrid'in bu yürüyüşünde. Ya aslında şöyle bir şey oldu. Real Madrid bunu hep yapıyordu. bize de yani yaptılar zamanında. Of şey zamanlı. bu kadar belki çok ön plan çıkmamıştır hani e, mesela ama e, daha böyle bir duyulmaya başlandı. Daha böyle herkes konuşmaya başladı Real Madrid'de. Ya oradaki mesele şey aslında Yul'un yaptığı bir gereksiz bir hareket ama yani partizan sakin kalsa zaten yine 3-0 bitecek yani. Biraz da öyle de bakmak da gerekiyor yani. Bir tane adam çıkıp bir şey yapabilir yani maçta saçma sapan hareketler yapabilir. Ama ona işte karşılık verilmemesi, olayın çok daha fazla büyütülmemesi de gerekiyor bir Ama yandan. abi hemen öncesinde de mesela Poirier'in de yine çok, çok sert, sert bir faulü var. Yapıyorlar oraya bunu zaten işte. Real Madrid oraya yine çok ustalıkla getirdi evet, o maçı. Evet ama sonra ne oldu? İşte Panter'la hani herkes konuştu o kadar çok ne oluyor evet. oldu falan. Panter'la yürü sarılıyordu yani 3-2'den sonra. Üç, üç, ikiden evet, sonra. E yani o zaman anladım ya boş, <laughs> ya. boş om, o kadar terar terar ne olmuş gibi ya oluyor biraz yani. Oyuna geldi partizan. Evet zaten... öyle <laughs> oldu yani. E... Orada yul ne kadar gereksiz bir hareket yapsa da biraz Partizan'ın da bence sakin kalması lazım. Zaten elinde yani seri elindeydi. Bir yandan da işte 2-0'dan 3-2 o muhteşem Partizan seyir yani muhteşem deplasmanda gitti adamlar. İşte 4 de de numarası olmadan aldı yani maçı. Son maç 19 sayıdan geri dönen evet. Real Madrid. Ya orada çok özel bir hikaye var tabi. İşte sen de bahsettin abi 4 numarası yok. NDI ile falan oynuyor yani genç e, oyuncuyla. Önemli yani Real Madrid'in winner karakteri çok özel bu noktada. Bir de ne deniyordu sene başından beri? E normalde Obradovic'in değil mi? Yani Real Madrid'in koçuna göre yani çok daha büyük bir üstünlük kurması gerekirdi seride zaten. Hani eğer koç oyuncuysa bu basketbol ama 2-0'dan 3-2 kaybetti Obradovic'te yani. Ya bunu da mesela konuşmamız gerekiyor aslında bir nevi. Hani o tamam elbette ki işte Panthers'ın olmayışı çok etkiledi Partizan'ı. Lesor. Lesor olmayışı çok etkiledi. Ama işte Fenerbahçe zaten o başarısı olduğu dönemlerde de hep sakatlık oluyordu zaten. İşte Partizan'da sakatlık olmadığı için de aslında o kadar da gelebildi o döneme. Bir, bir sakatlıkta veya işte bir cezada hemen işte kaybetti. Zaten sezon başı kötü başlarken Partizan Olimpiakos'ta geçen 6-7 kişi falan gitmişlerdi. Öyle sakatlık durumları evet, evet. vardı. Yine sezon sonuna ya, doğru toparladılar. Şey. Yani adam sakatlanıyor. Tabii. 20 kişilik kadro kuruyor adamlar zaten. 20 yani 20 tane net adam oluyor herhalde. Abal Final Four'da bir dakika oynamadı. Playoff'ta da oynamadı. Abal diye partizan oynatır mıydı? İlk beşte oyun kurucu bile oynayabilirdi Abal <laughs> Ki partizandaki oyun kurucu eksikliğini hmm. düşününce. Ya bence bu arada eğer Final Four'a kalabilseydi ki serinin normal akışında oraya gidiyordu. Kesinlikle. Obrado için koçluk kariyerinin böyle en imza işlerinden İnanamalı biri olacaktı. olacaktır. olur. Yeni başarılı bence Obradoviç bu çok, sene. Çok başarılı. İnanılmaz başarılı yani. Partizan kadrosuyla yani ucundan döndü. Hani... Abi sezon felaket başladı, kart yok, Kızıl Yıldız <laughs> Vildoza'yı alıyor, üstüne, kampat zayıalıyor. Evet. Sen bütçe olarak. Avramovic var yani, Madar İnanılmaz. falan var. Madar, Avramovic. Ya, Madar sezonu nasıl başladı, nasıl bitirdi? Evet. Mesela. Nezor, e, Nezor. Evet. All Star seviyesine geldi Avrupa'da. Hiç bence Obradoviç uzunu değil. Değil. Yani o da kendisini oyuncularına adapte etti falan, çok imza bir Obradoviç işi olacaktı, olmadı. Olmadı. Ama, Real Madrid. Olur ama yani şey değil. Yani Obradoviç yani orada da bence kurdu. Bir şeyler kurdu orada da yani. Ama şimdi yani. Panther'da Panathinaikos oradan kopartmak için ee çok yoğun çalışıyor gibi gözüküyor. Her gün çalışıyor diyorsun yani. <laughs> Peki şeyi sorayım. E şimdi Euroleague Bartosz verdi yılın koçu ödülünü. Ki bence benim adayım başkaydı. Hatta şimdi. ben Maxi Vitis'i yüzde yüz Bence sıraya de koyarım. Göre... İkiye de bence bu sene Obradoviç yazarım oraya. İşte Obradoviç'e şey çok bilmiyorum. vermiyorlar galiba. Obradoviç'e şey mi oldu acaba artık Euroleague için hani? Şampiyon olamadığı zaman başarısızdır gibi bir şey mi var evet. Euro Lig'de acaba? Öyle bir algı olabilir ama. <laughs> <laughs> Odet Kataş çok iyi iş çıkarmadı mı sence? Evet, çok sürpriz bence de. Çok olumlu evet. bir sürpriz. Tabii ödül normal sezon bazlı bir ödül ama Odet Kataş bence orada da çok iyi iş Uzak çıkardı. Uzatmayı da kaptı zaten. Sezonu da muhteşem bitirmişti Makabi ve ben kesinlikle Monaco'ya eleyeceklerini düşünüyordum. O en büyük... O nasıl oldu? <laughs> Yanıldığım en büyük seri oldu. yetenek evet, evet. Ya Final Four aranası da bence öyle. Playoff da öyle. Ama tabii playoff da seriler daha uzun olduğu için coachingle işte ayrı maç için müdahalelerle tolere edebiliyorsunuz bunu. Olympiakos'u neredeyse eliyordum ona. Evet. Yani 27-2 seri olmasa ki o da mesela coaching <laughs> tamamen. Öyle bir seri olmasa belki finalde Monaco'yu görecektik. Monaco'nun muhtemelen en zayıf karını karın, yani koçu olabilir yani. Evet. Orada daha iyi bir koç olsaydı o o kadar bir seri vermez ya. Hiçbir koç vermez o kadar bir seri. Yani zannetmiyorum ya. ya orada kullanmadığım mola tartışıldı hep zaten. Ee, hikayede yani öyle ne olursa oldu. Olursa olsun cebinde iki tane setin vardır ya. Hani sayı Onu <laughs> bir saklarsın ya. Hani <laughs> e, en kötü şöyle şunu yaparız oradan bir sayı buluruz diye. Onu aç... çünkü o kilit aşamadıkça daha da fazla geriliyor ya takım. Hani sayı atamadıkça ve sayı yedikçe daha da fazla geriliyor. O seri daha da fazla büyümeye Çunlu başlıyor. Kötü gün dostu setim vardır. <laughs> evet, diyorsun. olması lazım en azından yani. Şarasa sorması lazım özellikle. <laughs> Öyle, yani ya da ona göre bir şey al hani e, post oyna sadece Full foul al. Yani 4 foul'ı doldur orada en azından yani hani. Bilmiyorum bir, bence koç hatası var orada yani daha az Ama basketbolun üst başlığı olarak senin bir Fenerbahçeliliğini biliyorum ben. Ki hani yakın dönem Fenerbahçe basketbolu için hep Final Four'lar, şampiyonluk, play-off'lar gibi. Ama bir de Fenerbahçe basketbolun bir erken 2000'ler dönemi var. Evet. Hatta 100. yıl yatırımı öncesi bir dönemi var. Cafer Ağa dönemi diyebiliriz. Oradan böyle hatırladığım bir takım oyuncu, sempati beslediğim bir sezon var mı? Aa, ben e, çocukluğumdan beri aslında yine basketbolu severim. Yani takip ediyordum. Ee, bu Tofaş'tan çok iyiydi bizim zaman. Küçükken ben küçükken. Ee... O dönemden mesela Hüsnü Çakır gideri falan da hatırlıyorum ben. Hani o eski, iyice eskileri de hatırlıyorum yani benim için eski tabii onlar. Zaza Endan Tatü, <laughs> Rasim Başak falan vardı. Şu ee, Çölü Doğan Hakemez de birlikte <laughs> iki gözü de bantlı. <laughs> Aynen İbrahim Kutlay. Harun nereden nereden? Yani çok iyi bir kadrolarımız oldu hep aslında. Ama dediğin şey herhalde şu Mirsiçli hmm. kadrolar galiba daha aslında akla kalan. Doğru. O o taraflar daha böyle başarılı olduğumuz zamanlar oldu sanki eee Mirsat da mesela dönmüştü bize falan. O da inanılmaz katkı sağlıyordu o zamanlar. Ee, şey Solomonlar, hep akılda kalan insanlar, oyuncular. Ama 2000'lerde başta kimler vardı mesela sen bana hatırlat. Böyle bir Kambala severdi Ferhat kambala, Aynen, Kambala, Onu aynen. Kaspar kambala ve aynen. Mersis için ilk geldiği takım çok iyi bir takım değildi tabii. Mersis için tabii önce bir İzmir dönemi var tabii. galiba. Troy'da hmm. oynuyordu. O da ne güzel takımdı ya Troy. <laughs> <laughs> Mersis de çok iyi oyuncuydu. Yani şu şu an Keşke e, olsa evet. ya. Keşke olsa Avrupa'da yani. çok özel oyunculardan biri olurdum mutlaka. Çok. Ömer Onan da mesela çok öyle bir şampiyon olduğumuz zaman. Yasuke Vucuz geldi ya Fenerbahçe'ye. Benim de Ukiç mesela. <laughs> Rokoleni Ukiç. <laughs> Aynen. Çok sevdiğim oyunculardan biriydi. İlk tanıştığım dönemler basketbolda. Bizim onun döneminde şöyle bir e, durumumuz var. Yanlış hatırlamıyorsam Euroleague'de son maçımız Kan ile miydi? Bir, bir şey. Yenersek bir, ikinci mi birinci mi üçüncü bir şey oluyoruz. Kaybedersek İçeride şey dışı kalıyoruz. Playoff dışında kalıyorduk falan. Öyle bir dönem... Ve kaybetmiştik galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorsam... Kısa özet oldu. Evet. <laughs> Kazandık mı, kaybettik mi mı? Siz bir teyit edersiniz daha sonra. Ta o zamanlar ama yani. Işte 2000'lerin başı yani muhtemelen. 2008 mi, 2009 mu acaba? O dönemler olabilir. karanlık sezonlar var. Beşiktaş'a Fenerbahçe grup sonuncusu hmm. olmamak için bir maç oynamıştı onu hatırlıyorum. Ha çok kötü ya. İstanbul yani. derbisi oluyordu. <laughs> Beşiktaş'ın ama çok güzel özel dönemleri Tabii vardı. Tabii Iverson geldi ya Beşiktaş'a. Ya, çünkü Iverson geldi Beşiktaş'a ya. Daha ötesi var mı yani? Hani... Ya, Darren Williams. Darren Ses Williams bombası geldi. atılmıştı Iverson. Evet. Bursa'da. <laughs> deplasmanda onu atılıyor. Iverson'ı da yapmazsın ya. Iverson imza töreni bence rezillikti. Akatlar'da dört tane altyapıdan oyuncuyla basketbol oynatmışlardı yılan <laughs> Iverson'a. 2000 kişi falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. İlk maçı da Hemofarm. <laughs> o maça gitmiştim ben. Böyle Mayadrom'da Bilet beklemiştik, bilet gelecek <laughs> falan diye. Farm'da <laughs> eski FMP yani şu anki evet. FMP'nin rolünde. benim Williams'ın efsane bir Avrupa maçı vardı. Ee, Göttingen olması lazım. Göttingen değil ya, bir Belçika takımıydı galiba. Mons evet. diye hatırlıyorum nedense ben. <laughs> Göttingen de olabilir. Abi, madem biraz basketbol dedik, seni de buraya kadar yormuşken biraz <gülüyor> da, <laughs> da Gibi ile ilgili e, sorularımız var. E çünkü şöyle Gibi artık yıllardır bizim işte her hafta güldürük otamızı dolduran e, dizi haline Sağol. geldi senin de karakterin zaten muazzam ve işte herkes tarafından çok seviliyor. Ee, şeyle başlayayım ben. Herkesin bir favori bölümü vardır. Hı -hı. Yani benim de var. E, Ali'nin de var. Benim mesela iki içi dışı bir bölümü bir bölüm. muazzam bir bölüm. ve Orada işte senin dayın geliyor ve İngilizce öğrenemiyor oluyor. Senin abi e, hangi bölüm en favorin? Abi bu, bunu e, hep soruyorlar ve ben de hep e, Aziz Kedi'den alıntı yapıyorum. E, demişti ki o her bölümde sevdiğim... E, yerler var yani demişti çok doğru bir tabir bence her bölümde var o bende de ama e, illaki ki dersen yani şey derim sokak röportajını çok seviyorum ee, Erasmus'a gelen yamyam yam, ikinci yol Badana ee, iki diş, iki iki dişi bir insan <laughs> onu da seviyorum ve ee, bedayı çok seviyorum geçen sezondan bu sezondan yayınlanan bölümlerden övgüyü çok seviyorum. Ya var sayadık ki şimdi şey oluyor. Mesela bir şey söyleyince bir başka bölüm aklıma yani. geliyor aynı anda ve o bölümü de sevdiğimi düş, ona da haksızlık yapmayayım diye onu da söylüyorum böyle. O yüzden üç taneye çok sığdıramıyorum. Az yani. önce mesela bilanço dedin abi ki bence yani en iyi, iyi bölümler. O da iyi mesela inam bir bölüm. O da iyi. Ya yani işte şey tam böyle o üç tane şeyi söylersem bu diğerlerine haksızlık olacakmış gibi oluyor. Yani e, çok içinde olduğum için çok şanslı hissettiğim bir proje zaten. Yani oyuncu olarak da yani seyircisi olacağım bir işte oynuyor olmak. Çok mutluluk verici bir şey. O yüzden hani üçte sınırlandırmayayım ben. Ama bence Türkiye'de özel bir yeni bir kapı da açtı yani bu işte yapım. Ee, özellikle biraz da işte İngiliz tipi e, komediden e, başlayarak. Ve işte yeni komedi yapımları da e, bu mimaride artmaya başladı. ve Aslında güzel bir milat da olmuş olabilir bence. Yani evet biraz şey işte dediğin gibi yani çok yapılmayan bir şeydi. Yani dünyada çok örnekler olan bir iş ama Türkiye'de çok yapılmamıştı. Aykırı bir hatta bizim projeydi. Evet size. ama bundan sonra inşallah aykırı olmaz. hani e, bu şekilde devam ederiz yani. Ki olması gereken de o. Evet inşallah. Yani daha cesaretli olmak gerekiyor birazcık daha demek ki. E, yani şans vermek gerekiyor hani e, böyle işlere de. Biraz ondan aslında çok şans verilmediği için şimdiye kadar e, çok göremiyorduk. Yoksa bu işi yapacak olan çok fazla insan vardır. Çok da iyi yapacak olan insanlar da vardır. İnşallah e, alan bulurlar bu işten sonra. Abi Ersoy ile alakalı çok iyi bir ifade kullandım bence tam bir tanımlama. Başına gelenlerin en fazla yüzde otuzundan sorumlu evet, ve suçlu öyle. dedin. Bence öyle. O oranı diğer karakterlerde nasıl görüyorsun? Ee, Ersoy öyle mi değil mi? Mağdur daha ziyade. babaanne seni Bunu yapabilecek bir şey yok. Zor. İşte dayısı dayısı öyle yani adamın ne yapsın yani hani iki, 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 iki bir de. Ee, ya da bir başka bölüm mesela 165'te işte e, Annesi solaryum açıyor. Yılmazlar <laughs> ikisi arasında kalıyor falan. Yani Onun i̇şe çok... giriyor patronu öyle çıkıyor. İşe giriyor patronu öyle. Aynen öyle. Orta yaş krizinde öyle yine hakeza. Yani hep bu mağdur oluyor gibi aslında. Etkin değil çok böyle hataların. Hataları yokken yani çok fazla gibi sanki. Ee, ama ilk kan bence e, yaptığı eylemlerden ötürü en çok e, suçlanabilecek insan gibi duruyor yani. E, gidiyor Cookie'de işte kendi başına iş, iş açıyor, aynen. Diğer bölümlerde övgü de yine başına iş açıyor. Tam evleniyor da, evleniyor yani. patende yine daha başına çok iş açıyor, aynen öyle. Yani o Yılmaz, za bakarsak Yılmaz'ın daha az aslında. Yılmaz daha toparlamaya çalışıyor sanki ilk yaptıklarını, hatalarını <laughs> diyeyim. Onun da başına gelenler var tabii Gülnur Ay meselesi gibi ama <laughs> o daha az en azından. Gülnur aşkı çok hızlı başlayıp çok hızlı sıfırdan yüze çıkıp <laughs> evet evet o orada biraz hata yapıyor gibi sanki değil mi? Evet. Sizin de orada onu biraz daha indirgemeye çalışmanız, o aşkı azaltmaya çalışmanız. Anın <laughs> evinde Batman'ın oynayarak <laughs> bunu yapıyor olmak <gülüyor> 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 o biraz absürt oldu. <laughs> ee, ama şey son sorunun cevabı bence ilk kan en yaptıklarından e, sorumlu olan kişi gibi duruyor sanki. Abi ben şeyi sormak istiyorum bir de e, biraz daha ayrı bir konu olarak yine dizilerden konu açılmışken bir e beş saatçeye senin evet. konuk oyuncu olduğun İnanılmaz. bir bölüm var. Benim ilk şeyim o. bir ee, e, televizyon mu? Kamera oyunu tecrübem. Evet evet ilk kamera oyunu tecrübem benim o. Ben 24 o... yaşındasın abi. Tabii tabii 2010 yılı falan o. Şey, i̇lk sezon başlarında. Evet evet aynen. E, ya 2000, e, tabii 2010 olması lazım ya. E, 2010 Ekim'i Kasım'ı falan olması lazım. o şey... Farklı bir perspektifle cinayeti çözüyorsun. Çünkü. <laughs> <şimdi>. Para, <parahtarda. gülüyor> evet, evet. Benim sayımda çözülüyor. Güzel mi? Biraz aslında. E, ya? şöyle o şöyle gelişmişti. Ben o zaman MSM'de işte okuyordum. E, konservatuar. Böyle o mesajçıya başlamıştı Ankara'da. Hani o dişin alıyorlardı herkese. Ben de gitmiştim o vermiştim falan. Sonra daha önce bir bölüm için çağırmışlardı. O bölüme gidememiştim. Ya sınavım vardı ya sahnem bir şeyim vardı. Tam hatırlamıyorum. O yüzden ona gidememiştim. Sonra tekrar aradı, aradılar. Başka bir bu çilingir rolü için aramışlardı. Benim de ilk kamera tecrübem olacağı için yani çok severek gitmiştim böyle ve o o dönemde yani şeyi tahmin edemiyorsun tabi Besat Çiğen'in de bu kadar fenomen bir dizi olacağını e, bilemiyorsun. Yani ben orada sadece tecrübe e, olsun diye gitmiştim ama bir de Erdal Beşikçioğlu'yla oynamak falan da o yüzden e, o anlamda da önemliydi. E, güzel bir te tecrübe oldu. Ya biraz heyecanlıyım orada mesela şeyde anlaşılıyor heyecanım. İlk sahnede daha fazla anlaşılıyor. E, bu... Gelip oturduğun... On, on çilingir şeyinde, <laughs> ha, aynen o gelip evet. oturdum, ben yaptım onu evet. diye çıktığım şey. Orada birazcık daha anlaşılıyor ondan sonra atmıştım heyecanımı. Bir de güzel tarafı o işin şeydi, benim sınıfımdan diğer iki arkadaşım da aynı bölümde hmm. oynamıştı. O, o yüzden bölüm çıktığı zaman böyle beraber izlemiştik, çok keyifli olmuştu yani o. Çok güzel bir anı, Behzat de bulunuyor evet. olmak bence o açıdan. E, ee, i̇şin başı gerçekten, 6. bölüm galiba evet, altıncı bölümde. bakmıştık, hatırlıyorum abi. Buradan yine basketbol döneceğim. 3 oyuncu Fenerbahçe'de görmek istediğin aktif bu Euroleague sezonunda gözünü alan evet. bize lazım yani, dediğin Guard almamız lazım zaten bir kere e, e, en başta e, Guard deyince aklına tek isim geliyor şu anda ya e, Campazzo yani. Benim başka bir alternatifim yok çok Ama bazen. o da Madrid oldu gibi gözüküyor. Ne olmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> ne Hakikaten çok gıcık bir takım Real Madrid. Yani Şurada bile karşımıza çıktı. Yani Camp Pazzo dışında da böyle beni çok yani Thompson deniyor galiba bir de Darius Thompson. Deniyor. ona mesela çok şey olmuyorum böyle aa çözecek sorunumuzu falan gibi bir yerden yaklaşamıyorum. Yani kamp Pazzo gibi değil o benim için hani. Süperstar yok şu anda zaten Avrupa'da hani alabildiğim. Yok, oyuncu havuzu da dar. Dar çok dar. Bir ama yine yani kamp havuzu diyeyim ben yine. E, iki, i̇ki işte uzun almak lazım bir tane. Beş numara zaten Papayanis herhalde çok konuşuluyor. Sen de hatta evet. ilk haberi vermiştin galiba. Papa yani olursa ona da okeyim ben. iyi yani. Ki bence iki uzun alacak Fenerbahçe, Yani son duyduğuma göre de öyle gözüküyor. Ki dört numara transfer de zaten olacak. İşte bir çıkılma durumu belki olabilir hmm. vesaire. Ya orada Fenerbahçe'yi de ilginç bir yaz bekliyor abi. Ama Hareketli olacak diyorsun. Yerli oyuncu olarak kimi görmek istersin? Yerli Türkiye'den Onur Alp. Yurt dışında da Sertaç'ı isterim yani. Reçeteyi yazdın. <laughs> 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 Ama bas, bir yandan da şey da kötü bunlar. Yani sorduğun soru yani Keşke şey cevap verebilsem hani. Şu şu dolu bu dolu bu dolu. 15 tane adam sayabilsek keşke mesela. Ama o, o kadar kısıtlı ki. Yani Türk oyuncu deyince bile bu çok üzücü bir şey olduğu için söylüyorum bunu. Yani bir Türk oyuncu al dediğin zaman. Onur rahat bir başka. Heyecanlandıran. Böyle heyecanlandıran seni. Çok fazla oyuncu yok bu sezon. Erkan Yılmaz kendini bence bu sene. Evet. Çok iyi Telekom'da bence de öyle. Ee, Erkan Yılmaz da var ama hani. işte Onur rahat bir tim Erkan Yılmaz. Da. Kısayamıyorsun çok fazla. Berk hani. ben oraya yazarım. Onun da ya yani EuroLeague evet. seviyesinde bir kurum... yedek guard inşallah ortasına gidiyor gibi. İnşallah ama yani yine işte sayarım diyorsun mesela. Sayarım. Demek şöyle eskiden şey vardı ya Mirsat Kerem Tunçeri hani o say say bitmiyordu yani eskiden. O listenin 9. sırasında falan Ömer Onan vardı. Evet. 10. Evet. sırada falan. Evet. Abi yani işte ya zaten ha. şimdi şöyle şu anda işte sezon başından beri konuşulan şu. sene EuroLeague'de olması beklenen geldiler denildiği zaman Onur Alp zaten en başta. İşte Sadık oraya yazılan isim. Ercan oraya yazılan isim. Sadık, Sadık Emir Kabacı evet. değil mi? Evet. Onu da muhtemelen işte Efes. Galatasaray'daydı o, Efes evet. alıyor. Evet. Muhtemelen öyle bir durum olabilir zaten yazılan isimler de belli bu noktada. Evet evet yani. E, o yüzden 3 oyuncu saydın da Campazzo, Papayanis. Diğeri de kim olsun? E, <laughs> bir 4 numara. 4 numaradan ya şeyi seviyorum ben. Yani çok superstar olarak söylemeyeceğim bunu. E, vardır inşallah superstar alacağımız bir insan oraya da oyuncu vardır. E, Smith var ya şeydeki. Smith. O, o seviyorum ben onu ya. Şutu var. İyi de savunma yapıyor bence. E haze çıkartabilir oradan yani şey itudis yine yani bence de. Za aynı yol <laughs> Barcelona Zagiris Zagiris Barcelona dedi şey haze evet. ee, benzer yani aslında 4 numara bir de 4 ee, numara da yanlış dört bilmiyorum numara değil mi? Evet. Sutu da var yani var. Onu da yanlış bilmiyorum tamam bence o hani ucuzdur da diye tahmin et ettiğim için. Bence fiyat performans noktasında bize fayda sağlar diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Yani. Benim de yani Fenerbahçe'nin kağıt üzerindeki kadrosuna yakıştırdığım oyunculardan biri ama onun da imzalama durumu var tekrar Kaunas'ta şimdi. Size mesela yoksa ama atlarsak olmaz ya yani. çünkü Fenerbahçe'ye mi gelmek ister Kaunas'ta mı kalmak ister bence Fenerbahçe'ye gelmek ister. Tabii. O yüzden biraz hani hareket, hızlı hareket edersek istese, istiyorsak alırız gibi düşünüyorum yani. hani şey de düşüktür diye e, maliyeti. Ücret olarak tabii daha uygun olması muhtemel. Yaş değil tabii ki ama. Keşke her hafta İstanbul'da canlı izleyebilsem dediğim oyuncu lüksükme ama oh. tam bir kültür oyuncusu. Alba'dan Çıkma ihtimali düşük. Ama oranın evet. basketboluna çok uygun. İTODIS Fenerbahçesine çok kafamda yok, bir oyuncu. Yok çok zaten hani tamamen fantezi. Okay. Mesela Darius Thompson Fenerbahçe değil de bu seneki Efes kadrosunu olurdu, dengeleyebilecek bir evet, guarddı. Evet evet. E zaten abi oyuncu takım hikaye evet, evet, bu. Kesinlikle yani kesinlikle öyle bence de öyle. Şimdi bir istedim, Fenerbahçelilerin aklına hemen bir isim gelecektir yani. Ulan olasız olmadı mesela bizde. Hiç olmuyor bazen. Bir kimyada iş yapan oyuncu. Ya Kaunas Alba, Baskonya gibi oyun, e, takımlardan oyuncu çıkarırken biraz da dikkatli olmak lazım bence o açıdan. E, Baskonya'da da çok örnek var. İşte Polonara e, geldi en son gördük. E-Zaman'da Hörteller, işte Granger'lar. Oradaki tempo ve kültür, oyun düzeni e, zaman zaman hayal ettiğinle oturulamayabiliyor. Karsan Edwards, Baskonya'ya gitse üf yani müthiş olur hani... Baskonya'da. Tam Baskonyalık oyuncu bence Karsan Edwards ama işte ona da <gülüyor> <gülüyor> geliriz istiyorsanız da hani... Evet bizim bence bu sene en çok benim hem medyada gördüğüm e, hem taraftarda da çok gördüğüm bir şey var. Sorun şu, ya sorun demeyeyim de yani e, yeteri kadar övgü yok. Ya yani yeteri kadar yok. Hani normal bir koşmuş gibi davranılıyor iti Hani böyle şey gibi. Herhangi bir Euroleague koçu geldi yani şey deniyoruz yani. bakalım. Yani şeyde, <laughs> ya biraz kötü. <laughs> evet o çok kötü oldu. Ama ne demek anladın, istediğini anladın anladım. Anladım Yani bir, normal bir koş geldi. Bakıyoruz bakalım. İyisi i̇yi ise iyi. Bakalım seni. Öyle söyle bir adam değil aslında. Yani kendini kanıtlamış. 7 tane şampiyonluğu var adamın. 5 tane şeyde yardımcı koçlukla, 2 tane de kendisinin aldığı yani koçlukla aldığı şampiyonluk var. yeteri kadar övülmüyor bence. Hem medyada hem tarafta arasında. Bir de Karates'e de inanılmaz bir şey var. şimdi şu, geldiğimiz nokta şu. Değil mi? Final Four'u ucundan kaçırdık. işte. Sulukas'ın stepsiyle. Veya 50 tane alsa bir tane girerdi o şut son saniyeye basket zaten o yani onunla yani kaçtı ya final Four. hadi onu geç şey Monaco'yu muhtemelen elerce i̇şte bence kızıl yıldız maçında esas Aynen. tren kaçtı hadi onu da geç bak Barcelona Valencia Partizan maçından bir tanesini kendi sahamızda kazansak yine evet. oluyordu ya hani çok küçük hatalarla aslında gitti şey final Four. şimdi hiç gardım yani Wilbeck'in bir buçuk ay yoktu zaten son şey Galatasaray maçından sonra da yoktu ana gardın olarak aldığın oyuncu yok. Kalades ne kadar kötü bir guard ki o zaman. Yani eksikleri var mı? Çok eksi var. Ben Fenerbahçe Kalades'i birinci guard görmek istiyorum muyum? Hayır. Ama bu kadar da hani gömülmesini anlamıyorum yani. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya o zaman. Kalates madem o kadar kötü guard. E biz nasıl Final Four'u son anda kaçırdık? Ya da Kalates o kadar çok kötü guardsa da Etudüs ne yaptı daha bir kartsız bu Final Four'a bizi götürdü diye sence? Bence neredeyse. Kalates, dördüncü maçı savunmasıyla alan oyuncu bu arada. Yani ayrıntı konuşacak. Yani e, ve Carson Edwards kadar şey var, üçlük yüzdesi var bu sene yani. Evet, <laughs> sezonun başındaki <laughs> Sezon dokuz başı galibiyetle <laughs> zaten inanılmaz bir Kalates performansı yani, vardı. Tabii ki birinci kart, yani günümüz basketboluna çok uygun bir kart değil. Birinci kart olmasını ben de istemiyorum. Yani, risk edilebilir bir oyuncu her zaman senin... Aşil A topuğun oluyor. Evet, Net öyle. deplasmandaki maçlarda özellikle. Kesin. Aynen öyle. Atamazsa bir o boş şutu sokamazsa bir de maç hakikaten onun için de çok kötü hale gelmeye başlıyor. Kesinlikle ama ben hani eleştirilerimizde e ve övgülerimizde bazen çok ım, yanlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani hani bir oyuncuya karşı övgüde çok böyle şeyiz. Cömertiz. Bazı oyunculara karşı da çok hani sevmiyorsak da o -oh, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Yani ama tabii hayatın her anında biraz bir kolaya kaçma durumu var. Ama biraz bunu düzeltmek gerekiyor gibi geliyor bana işte ben yani. Ben katılıyorum. Zaten. Ama sadece bizde mi bilmiyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişinde de aynı eleştiriler çok koyu olarak farklı kulüplerde. Ve ona rağmen bu adam nasıl üst seviyede hala oynuyor? E demek bir şey de var ya. Hani demek istediğim o. Yani o zaten <laughs> sağ görüş olarak Avrupa'da üstüne oyuncu yok. Hala da öyle. Evet, o yüzden de Heyze boş şut attırmadı mı bu adam seni boyunca? Yani Pierre'e boş attırdı. Yani git drive ediyor. De, de yani kimsenin görmediği yeri görüyordu adam yani. zaten olağan senaryoda bence ideal de bu. İşte Kanates'in süresini dengelemek. Evet. Onun önüne bir oyuncu almak. E zaten planlamada bence eleştirilen de biraz bu oldu. Ama benim fikrim Wilbeck'in orada e, ana planda düşünüyordu. Evet bence de öyle. Alınırken. Işte. Adam oynayamadı yani. Edwards da esas skorer olarak düşünüyordu e, benim fikrim. Geçen yazın planlamasında. Ama daha farklı bir senaryo gördük. Birbekinle kal Sağlıklı kalabilseydi, herhalde sezonu sağlıklı bitirseydi Birbekin, bence Final Four bence olacaktı. Bence de olacak. yani yüzde bence yüzde olurdu. Yani %100'e yakın bir Wilbeck'inle olurdu. olurdu. Bence de olurdu. Yani çok ucundan kaçtı. O yüzden İtücistan'ın ilk senesinde, ya ilk senesinde kaç tane koç var final four, şey, final four yapan? Bence bu arada Fenerbahçe çok doğru ve başarılı bir geçiş sezonu bitirdi. Burada arada yani. için ilk sezonunu hatırlayalım abi. Klezalar evet. falan tamam çok iyi bir takım almamıştı Değil. bence. Çok dağınık bir takım almıştı. Ama hani Final Four ihtimali doğmamıştı. Evet şimdi doğdu e işte. Bunları falan, bura, bura, bunları falan da söylemek gerekiyor. Yani çok haksızlık ediliyormuş gibi geliyor bana Etiudis'e karşı. Yani nasıl ki elindeki bazı oyuncuları çok iyi değerlendiremedi. İşte Edwards'tan çok iyi faydalanamadı. Ki o da o baktım 15 dakika falan süreyle oynamış aslında Euroleague'de. Yani ortalama 15 dakika e, yani. Ama bazı maçları hiç oynatmadı. Bazen evet, atmış, çok ha? oynadı. Bazı, evet. Çok, bazı, yani yanlış kullanımı oldu Edwards'tan. İçi fikrin fikrinde bence o kadroda ve onun fikrindeki oyuna uygun bir oyuncu değildi. Demek ki kendi öyle düşünüyor burada da. Muhtemelen. Ya da geçiş sürecinde şimdi ben bunu ilgilenmek istemiyorum gibi bir şey dedi ya da bilmiyorum. Yani öyle hataları var. Hani bazı oyunculardan yeteri kadar verim alamadı bence ama ilk kez geldiğinde şimdi dönüp bakalım mesela şeyler videolara. Doğru bir transfer mi diye. Bir tek bizim burada bir yayını yapmıştık hatta. Hatırlıyorum ben. Koç transferi ve faydalı olacağını düşündüğümüzü Ayla söylemiştik. <laughs> Anladım ama istatistikleriyle, <laughs> konumlandırmasıyla. Ama çünkü kafada o zaman biraz tartmıştım <laughs> böyle. Oturmuştum. Tam bir post up üzeri heyse alır, servis eder. Bence yani, bir... Carson Edwards'ın bu sezon Fenerbahçe'de ve genel olarak Euroleague kariyerinde o Euroleague dakikalandırmalarına pek uygun bir oyuncu değil. Onun evet. kolejde, o de falan topu ver, dakikayı ver. Arkana yaslan, cesur yürek. Blok, blok oynatman gereken i̇şte blok bir oyunu. Evet. O ısınacak şey bir şütör. nedeni Ritim ama şütörü. Ama şimdi yani e, Fenerbahçe'nin de şeyi şu değil ya neticede. Yani Edwards'ı pişirip NBA'ye göndermekle sorumluluğumda olan bir kulüp değil ya Fenerbahçe. <laughs> yani o yüzden bunu vermemiz çok normal. Zaten normaldi. bence Edwards üzerindeki yanılıyor biraz şu oldu. Edwards'ın kaderi de aslında şu noktaya geldi. Geçiş sezonunu Fenerbahçe'de oynamak durumunda kalması onun şanssızlığı Bence de Avrupa'da. öyle oldu. Mesela Euro Cup'ta... Çok bir takımı olurdu. tamamen liderliğini versen. Ya Baskonya'da da olurdu. Alba olurdu atıyorum. Ya Euro Cup seviyesinde bir oyuncu diye demiyorum ama en ideal senaryo mesela Euro Cup'da topu verdin 33 dakika attın. İşte Darius işte gelişi gibi mesela. Evet, işte yerine işte o Baskonya'da paylaşırlardı süreleri bence. Şey olurdu orada. Bence da. Marcus Howard'dan daha da efektif bir Baskonya evet. sezonu geçirirdi. Edwards. Muhtemelen. Olursa. Çünkü Avrupa'daki gerçekten i̇yi en oyuncu. potansiyelli kısa olabilir. Kesin. Bence de öyle. Yani kesin. Yani basketbol IQ'sunu birazcık yani o da şey basketbol IQ'su mu Doğru bu tabi bilmiyorum. Üç kişinin arasında girin, girilmez çünkü yani. E, rekabetçi basketbolu, <laughs> basketbol alışkanlığı yok. Basketbol IQ'su bilmiyorum Tercih yani, kalitesi diyelim. Hani <laughs> O da gerçekten şununla alakalı. <laughs> e, bu adam rekabetçi basketbolu çok az oynadı. Gerçekten çok evet. az oynadı. Kolejde oynadı. Sen. Evet. e, G ile G ile. Koçun demesi gerekiyor mu yani? Bunu mesela İtudüs'ün şunu dememesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. E orada orada üç tane adam olduğu için oraya girmesen daha iyi olur diye bunu zaten dememesi lazım garda. Ama yani <laughs> şöyle bir an gardan beklenti zaten o ya hani doğru tercih yapması. <laughs> ama orada şöyle bir şey de var. Şimdi atıyorum kolejde o adamları yıka yıka gidebilen bir profilde Edwards Abi, çok Bu görüyorsun ya ama bir anda, evet. anda, anda. Hadi bir başta gördün. İkincide de gördün. E artık yapma ya. E doğru bir noktada işte ya da dışarı çıkmıyor. Hani yani ben savunması da kolay şöyle kolay İlk adımı çok hızlı ve çok iyi adam geçiyor ama hani e, şöyle yani hiç dışarı çıkmadığı için üçlükteki adama çıkmadığı için turnike atıyor kesin kesin atıyor o zaman savunması daha kolay oluyor yani bir kere de çık yani pas vermezse o da yok zaten sezon sonuna doğru İtalya biraz daha onları yaptırmaya Edwards'a. Olympiakos serisinde öyle mesela bir maç geldi evet. onun penaltı ve pasları evet ya. dördüncü maç ama evet. işte bunu ben şey bağlamıyorum yani Şimdi, potansiyel çok yüksek bu oyuncu kesinlikle ee, ama 25 yaşında yani zaten şimdi. Yani. Beyahmetimiz Karates Euroleague kupası alıyordu işte o zaman, yani o yaşta. Yani 25 yaşında şu anda, o kadar genç de değil Edwards yani aslında. Hani Tyler Dorsey 27 yaşında, iki yaş büyük ondan zaten. Ee, Edwards'ın hani bunu artık sene sonunda girdiği zaman pas çıktı deme dem Yani anlıyorum kültürü öyle olmayabilir, işte Purdue'da oynarken öyle de oynamıyor olabilir ama en azından mesela şunu da yapmadığı zaman ben canım sıkılıyordu boş kaçırdığı çok oluyordu maçlarda. Yani en azından onu asman lazım ki sahada kalabil yani bir nevi. Yani Melih Mahmutoğlu çünkü genelde atıyor boşken. Melih yani yüzdesi belki yüzde kırktır, yüzde ellidir üçlük yüzdesi ama boşken yüzde 80 falan yani adamın yüz, üçlük yüzdesi. Kesin atıyor gibi bir şey. O zaman Melih oynar yani gibi duruma denk geliyor olay ya. Edwards'tan e, yeteri kadar bence Itudis verim alamadı. Onu çok iyi kullanamadı ama burada, burada sadece İtrudist değil yani, biraz Edwards'ın da e, oyunu Euroleague'e adapte etme isteği ve çabası da gerekiyor diye düşünüyorum yani. Seneye inşallah olur. Ama kaderatist yorumlarından da birleştirdiğimde sen biraz guard guard seviyorsun gibi abi. Yani oyun kurucu, oyun kurucu gibi olacak diyorsun. Doğru ee, kararlar, Rodriguez, tempo Rodriguez maçı kazandı Final Four'da. Hala onlar kazanıyor çünkü. Yani Nigel Williams, Ghost'la, Canan Musa'yla falan Real Madrid olamaz. Ha, bu çok bariz. İyi oyuncular mı? O iyiler. Ama olamaz. Kim aldı yine maçı? Rodriguez aldı işte yani. O yönetiyor takımı çünkü. Doğru. Diğer tarafta da alsa. Sulu alacaktı mesela. Evet. Yani Gatt alır maçı genelde. Bu arada Chusmateo da zaten hani maç sonunda basın toplantısında gözyaşlarıyla Tavares'le basın toplantısını verdi. Sezon boyunca çok eleştirildi vesaire. Hep planı buydu. Yani çok eksik bir az vere karşı bile maç sonunu Sergio Luller'le oynadığını ben Aynen hatırlıyorum. Anladım. Hep planı buydu yani bu tecrübeli oyuncuların e o bitirici işte hamle yapması. Musa'nın ve William Goss'un da bundan ders çıkarması lazım yani işte. Hala 36 yaşındaki adamlar maçı alıyorsa. Çünkü bütün sezonu Musa ile getirdi mesela. Evet. E, Musa gelişimi için çok önemliydi o belki de. Bütün Hayır. sezon geçirdi evet. bu arada Musa. Evet. Ama mesela ben Musa'yı Fenerbahçe şey istemem. Öyle kart çok sevmiyorum ben. Yani e, ben zeki kart oyun yönlendiren bir kart. Nerede şu yani sen mesela öyle adam seviyorum ben de yani. Hani ne zaman şut atması gerektiğini bilen, ne zaman topu yönlendirmesi gerektiğini bilen bir guard seviyorum. Çünkü koçun sahadaki beyni olması a lazım guard bence. Ee, bizim şu anda hani Kalates işte şutu olsa Kalates'in zaten ne isteyeyim ben Kalates'in şutu olsa müthiş bir guard zaten bence. E, tabii. Üçlü olsa şutu zaten olsa. Zaten NBA'den dönmez de öyle bir durumda evet, yüksek ihtimalle. Yani. Abi o zaman kapatmaya yakın izlediğin dönemden bir Fenerbahçe 5'i alacağım senden. Hatta bir 6. adam da tamam. alabilirim. Eee... Şimdi şey koyayım ya. Bobby Dixon'ı koyayım bir numaraya. Ee, sonra çok zor bir soru. İki boktan abi işte bir mecbur. <laughs> kaçarı yok. <laughs> Datome. O, onu da çok severim. Onda kaçarı yok yani. Dörde Mirsad'ı koyayım dörde. Güzel yerden geldiniz. <laughs> <laughs> Hayes daha var on daha. Az acayip <laughs> takım olmaya doğru ee, gidiyor. Mirsad'ı koydum. 5'e de Veseli diyeceğim. Başka zaten çok büyük bir center'ımız aslında olmadı imza. E, yudo. Ben Yudo'yu yazdım. Yudo mu? Ama iyi bir Veseli bence daha önde bir oyuncu bilmiyorum tabii. Yudo, altıda beşli olsun. <gülüyor> <gülüyor> o da o alt vesile altı olmasın mesela gerçekten. Kenardan, kenardan biraz şey bi, getirelim. Bi, Bilisalamını falan getirirsin diye. Oo bilmiyorum. solomon olursun. <laughs> Aynen solomon olsun kenardan. Yalnız mi? aşırı ilginç ve güzel bir beş oldu ya. Not Bobby, Bogdan, Datome, Mirsad, Yudo, Yudo. Çok iyi, evet, çok iyi beş. çok çok iyi. Çok iyi beş ya. Vücudu da iyi. Evet. İyi güzel güzel beş. Şey <laughs> güzel Aynen. bir coaching yaptı. Tabii tabii. <laughs> Koç belli. <laughs> Tercihlerim iyi mi? Bence 10 numara abi. İyi inşallah. Seneye inşallah şampiyon oluruz. Fenerbahçe olarak. Temennim bu. E, Final Four yaparız gibime geliyor. Çünkü 3 senedir oynayan bir takımı yani daha zor bize eledi yani. 3 senedir beraber olan bir takım. E, yeni kurulan bir takımımız geç, yani bu sene. E, birkaç takviyeyle hani takımı güçlendireceğiz. E, takım tamamen değişmeyecek yani neticede. O yüzden ben seneye e, bir de seneye lig de daha kolay olacak bence yani şey Real Madrid bir sene daha yaşlandı yani basit yani. Rodriguez'ler hepsi bir sene daha yaşlandılar yani. <laughs> ee, Çok sene kalmadı. evet Vezen, Bezenkov gitti. Olympiakos için de büyük bir yıkım olur o. Rusların durumu ha, olmayacak gibi Yok gözüküyor abi. sene. Yani. Ruslar yine olmuyorsa e, Vezenkov, Olympiakos gitti zaten. <laughs> Real Madrid bence tamamlar artık bu sene. Hani aldılar tamam. Barcelona zaten alamıyor. E, <laughs> o zaten... <laughs> İnşallah yazık ki 300 kalır bu arada. Muhtemelen <laughs> o da ayrılıyor. <Agil> Hoca'nın <laughs> Panetin ilk sezonu. Çünkü iyi bir, takım, sezon. iyi bir takım olacak gibi ama. İlk sezonda bir şey olmaz ama yani. İlk sezon kolay olmuyor öyle yani. E, ee, Papa yani alırsak biz de oradan. O da iyi olur. <gülüyor> ama <laughs> ben oradan beklentim yüksek ya. Panetin Kim ama şu an Wildozo'yu almışlar galiba. E, muhtemelen Wildoza oldu. Wildoza artı Panther çok ciddi kesin yazılıyor. Yok. Tam... Kesin mi Panther? Ya kesin değil tabii abi ama Prepelic yazılan isimlerden biri. Prepelic kesin ama gibi olsun. bu arada. Ya, evet. Prepelic oyuncusu. Ya o kadar büyük oyuncular değildi bunlar. Ya. önemli oyuncular ama parça bunlar yani. Prepelic'in şey usulü, değil. o Sloven milli takımı çok bence, insanların algısını oynattı oradaki. Bence Don't da... ya orada. Sonra ben milli takım dediği Orada Don't bir hatta yani. Yarı baboğa çıkarabilir. Ya da biz yani. yarı baba, ben de bekliyorum. Ergin Hoca'dan yarı baba çıkarmasını bekliyorum. Yarı baba yani. çıkarsa da işte parça oyuncusu olarak kalır Pre Çok bir şey değil. Ama yani. demin kritik rolde olacağı için. Panther da bu arada yani. O da abartılıyor. Yani, şöyle. Parzana çok iyi bir sene geçirdi. Kesinlikle. İyi bir shooter guard zaten. Ama e, ondan önceki seneler böyle alıp götürüyor muydu yani Panther'da yani? yani iyi bir şutorgat Panther. Yani bir o kadar çok iyi sene 2020 2021 Messi'nayla yani olan. Çok büyük yani iyi bir oyuncu kesinlikle ama bu hep parça arada, oyuncular yani alıp şampiyon yapacak oyuncular değil bunlar tamam. Evet çok tuttum bir oyuncu değil e, Panther ama yeteneği de Avrupa'da yetenek tavanı düşük olduğu için evet, evet. çok fark yaratan bir oyuncu konumuna geliyor ister istemez. Benim bir hissiyatım var Dario Šarić çok uzak olmayan bir gelecekte Avrupa'ya dönecek ve bence çok dengeleri değiştirecek. Yani çünkü 5 numara oynamayı da öğrendi Phoenix'te falan. Zaten çok yetenekli oynuyor. Panathinaikos'a gelir mi? Bilmiyorum. İnanılmaz fark yaratır bu arada. Böyle bir şey mi var? Yok bilmiyorum. Bir <laughs> bilgim yok gerçekten. Tamam. Hissiyatımı söyleyeyim. Çünkü NBA'de biraz dışarı doğru sanki itildi gibi o sakatlıktan. Ya ben Ergin Hoca ve Panathinaikos'ta seneye o yukarılara yazıyorum ya. Öyle bir hissiyatım var. O da canlandırır Ergin Ataman bence. Eski günlerine döndürür. Başkanla be. olan hikayesi zaten bence. Ben çok dizilik. iyi anlaşacaklar bence. E, sopayı saklama olayım abi. E, bilmiyorum bence <laughs> e, anlaşacaklar gibi geliyor. Bence Başkan çok uzun süredir böyle karizmatik Euroleague şampiyonlukları kazanmış bir koçla çalışamadığı için biraz kendini çekecektir. Yani orada ben az önce sopayı saklama dedim biraz. Bence karakterli olacak. Değil ya öyle çek, öyle bir adam değil o yani. Ya yani yani. hiç değil tabii de. Ondan hiç çekmez yani. Bir şey olursa da şey yapar. ama evet. sahipleneceğini Çok zannediyorum ya Ergin Ataman'ı. Yani. Bence de sahiplenir. Bence iyi bir ikili oldular diye düşünüyorum ben. Başkan ve Ergin Ataman. Panathinaikos tribünü de hareketlendirirse Ergin Ataman ki yapabilir bence bunu. Yani neticede iyi bir takım verildiği zaman Ergin Ataman o takımı iyi yönetebilen bir koç. iki kere şampiyon olmuş bir koç zaten en basit yani. Evet. Panathinaikos'ta evet yavaş yavaş arkadan gelebilir ama bu sene değil bence o. Öyle diyorsun abi sen. Hemen olmaz yani. Bu seneki OAK OK, içler açısı yani ki o salon iyiyken hakikaten Avrupa'nın en iyi salonu. Yani o için Pana deplasmanını hatırlıyorsun abi oradaki atmosfer yani Ya orada maç kazanmak da normal bir kazanmak değil çok keyifli. Yani. O salonu susturabilmek. Bir de ondan bir sonraki sene Rudi'nin buzzer'ı var ya, ya unutulmaz. unutulmaz. Winner takımlar öyle deplasman <gülüyor> 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 hissetmez işte. Ha, çok gitti çok bir aldı geldi. Oldu. Yani parzan'da gitti aldı işte yani. Ki orada da 2018 yılı <laughs> maç alan yine Rudi. Şampiyonluk senesi 2023 yine maçadan alan Rudi Rodriguez <laughs> Yul. O da aynen. ilginç bir hikaye tabii. Aynen, aynen. Abi teşekkür ederiz geldiğin ben teşekkür için. Ederim. Çok keyifli bir sohbetti bizim için. Sağ olun, için. Çok Gerçekten sağ olun. çok sağ ol diyelim. Programı kapatıyoruz. Migros hemen desteğiyle hazırladığımız Euroleague Basket Podcast'te noktayı koydu. Konuğumuz Ahmet Kürşen Öçal adını kendisine bir kez daha teşekkür Tekrar ederim. Teşekkür ederiz abi. Ben Için. Ben de sizden çok fazla bilgi öğrenmiş oldum. Estağfurullah. çok güzel bir deneyimdi. Çok sağ olun davet ettiğiniz için. Hoşçakalın.